Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valorant'a girerken bir sıkıntı meydana geldi. Bilgisayarımı Windows 11'e updateledim. Belki sizde de vardır. Windows 11'e update yapabilmek için biliyorsunuz ki TBM güvenlik protokolü TPM 2.0 gerekiyor. Onu aktifleştirmeniz gerekiyor. Onu aktifleştirdim. Şimdi Windows 11'e yükselttim. Valorant'a girmeye çalıştığımda diyor ki hem 2.0 aktif olmalı diyor, hem de Security Boot diye bir muhabbet var herhalde, o aktif olmalı diyor. Şimdi ikisini de aktif etmeyi göstereyim ben size. Bir hatayı alalım, hatayı nasıl aldığımızı bir görelim öncelikle. Evet, gördüğünüz gibi Vanguard'ın build olabilmesi için TBM 2.0 ve Security Boot'un enable olması gerekiyor diyor. Şimdi oyun hata verecek ve bize atacak. Şimdi ben bilgisayarı yeniden başlatacağım. Boot ekranı çekebilmek için de telefona geçeceğim. Şimdi sizlere öncelikle boot menüsüne nasıl geçeceğimizi anlatacağım. İster bilgisayarı yeniden başlatın, delete tuşuna ya da bilmiyorum bazen de F12 falan oluyor. Ona basaraktan da yapabilirsiniz. Eğer bu tuşu bilmiyorsunuz anakartınızda şöyle bir şey yapabiliriz. Bilgisayarında settings kısmına gireceğiz. Ayarlar kısmına ve burada recovery kısmı var. Yani kurtarma kısmı. Oraya giriyoruz ve bakın burada diyor ki Advanced Startup ve burada Restart Now diyor. Yani burada bastığım zaman bilgisayarımda böyle bir sanki geliştirici seçeneklerin açılacağı bir kısım gibi bir yer gelecek. Ve buradan da boot menüsüne gireceğiz. Ve bu Valorant'taki TPM ve Security Boot muhabbetini de tamamen çözmüş olacağız. Şöyle bir dakika manuel fokusu açayım ya. Bu cihaz ötüp durmasın. Lütfen bekleyin diyor. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir alan geldi. Çık ve Windows 11 ile devam et diyor. Kişisel bilgisayarı kapat diyor ve sorun gider diyor. Sorun gidere basacağız. Bilgisayarı sıfırlamayacağız. Gelişmiş seçenekler diyeceğiz. Ve burada bakın başlangıç onarma, güncelleştirmeleri kaldır, başlangıç ayarları, komut sistemi ve sistem geri yükleme gibi seçenekler var. Burada biz UEFI donanım yazılım ayarlarını değiştirin kısmına basacağız ve yeniden başlat diyeceğiz ve bu bizi boot menüsüne sokacak. Bekliyoruz bakalım. Kameramın şarjı da azmış yani. Gördüğünüz gibi boot ekranına girdik. Öncelikle TPM açmayı göstereyim. Şurada security kısmından da bu anakarttan anakarta değişiyor. Trusted Computing Security Device Support Enable diyeceksiniz ve altta AMD CPU FTPM Disabled ise Enabled yapacaksınız. Bu TPM'i açmış oluyoruz. Şimdi de Security Boot'u açmaya göstereyim. Advanced'de Windows of Configuration mıdır nedir oraya geliyorsunuz. Ve burada şu seçili oluyor. GCM seçili oluyor. Burada UEFI'yi seçeceğiz. Ve burada Secure Boot var. Bakın zaten aradığımız şey de bu. Sistem modda user olarak geldi. Bu setup olarak da tek gelebiliyor. Yani bu dediğim şekilde açmazsanız burayı, burası setup olarak tek geliyor. Şöyle bir tık yakınlaştırayım görün istiyorsanız. Bizim için önemli olan yer burası çünkü. Burası setup olarak tek geliyor. Yukarı kısım. Eğer setupsa bunu enable yapamıyorsunuz direkt. Şöyle yapanlar var. Bunu standart değil de custom yapıyor. Sonra tekrar standart diyor. Bunu diyor factory ayarlarını yüklemek istiyor musunuz diye soruyor bu. Boot menüsü evet diyorsunuz ve burası user moda giriyor. Ama benim dediğim gibi direkt giriş yaparsanız burası direkt user modda açılacaktır. Şimdi kaydedip yeniden başlatalım PC'mizi ve bakalım Valorant kısmına geçelim. Aynı hatayı alacak mıyız? Şimdi bakalım bir Valorant açmayı deneyelim. Aynı hata ile karşılaşacak mıyız? Karşılaşmayacaksak da size diğer anakart ekran, yani diğer anakartların boot ekranlarında nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Bu konu hakkında sizlere fikir vermeye çalışacağım. Çünkü şu anda bir araştırma sonucu olarak güzel bir site buldum diğer anakartlara nasıl security boot'u aktif edebilirsiniz. Çünkü direkt TPM gibi kolay bulunmuyor. Onu göstereceğim. Oyunumuz çalışırsa tabii ki. Bir baktık çalışmıyor. Ben de bu araştırmayı boşa yapmış olurum. Windows 11 ile gelen bir sorun bu. TPM 2.0 aktifleştirince böyle bir sıkıntı meydana geldi. Security boot'u da aktifleştir diye bir sıkıntı oldu. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan açıldı. Evet, şöyle bir site var. Sıla hakikaten dövüyor. Dostluğa giriş. Sıkıntılı ya. Sesim çekti. Gider misin lütfen, rica ediyorum. Bir bakın yumurdayım. Bir bakın sürdüm. Bir bakın sürdüm. Bir bakın sürdüm. Tam ilk eğlendik diyor.
Evet arkadaşlar, şöyle bir site buldum. Burada gördüğünüz gibi genel talimatlar, ASRock anakartı, Asus, BIOS'lar, GB, MSI gibi böyle anakartlar için nasıl yapacağımızı söylemiş. Genel talimatlar, burada boot'a giriş var. Şu tuşlara basarak girebilirsiniz diyor. BIOS boot'una. Burada da bizim başlattığımız gibi işte troubleshoot'a girerek benim size gösterdiğim gibi giriş yapmanızı sağlayan ayarı gösterilmiş. Burada diyor ki Look for secure boot option under boot security menu categories. Yani kategori buradan buldum. Genel olarak bulup enable ettim. Yani herhangi bir ayar nerede olduğunu söylememiş. Mesela ASRock için advanced modun için modun içinde easy mod kullanıyorsanız diyor advanced mod. Go to security'ye git ve secure boot'u buradan disable et demiş. Biz enable edeceğiz. Asus şeyde bu şekildeymiş ASRock'ta. Asus'ta da şöyle diyor. Advanced mod'a gir. Yine easy mod içerisindeki advanced mod'a gir diyor. Boot'a git, secure boot. Sonra key management, clear secure boot case, yes demiş. Mesela bu disabled için bu ayarları vermiş. Enabled için bakalım ne diyor. Enable etmek istiyoruz biz. Mesela GCM, launch GCM to disable. 7 exit tekrar gir diyor. Secure boot, key management, restore DB defaults. Go to boot, secure boot. İşte burada enabled. Bakın bu tarz, hani bu mesela Asus anakartlarına bir tık zahmetli. Buradan bakarak adım adım yapabilirsiniz. GCM'e gel. Launch GCM disable yap, kaydet çık, tekrar BIOS'a gir, boot'a git, tekrar gir, secure boot'a gel, key management kısmına gir ve orada restore db defaults yap diyor. Sonra tekrar secure boot'a gel diyor ve orada secure boot'u enable edebilirsin diyor. Yani burada tek tek vermiş, benim bunları size tek tek okumamın anlamı yok. Bu siteyi açıklamaya koyarım eğer unutmazsam. Unutursam da yorumlarda yazın lütfen. Bu siteyi sizinle paylaşayım. Mesela benim MSI anakartım içinde gördüğünüz gibi biz Windows 10 Configuration kısmına girip oradan yapıyoruz. Secure boot, set secure boot to enable demiş mesela. Bu şekilde. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Gördüğünüz gibi sıkıntı da çözüldü. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.